Ahmet Ulusoy Konut sektörü plansızlık kurbanı Son yıllarda konut sektörünün hem gayri safi yurt içi hasıla hem de istihdamdaki payı hızlı bir şekilde artmıştır. Burada bir gerçeğin altını çizelim. Gayri safi yurt içi hasıladaki daralma dönemlerinde konut, inşaat sektöründeki daralma daha hızlı olmakta. Genişleme dönemlerinde ise gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı bir artış gerçekleşmektedir. Yani konut sektörünün ekonomik büyümeye duyarlılığı, esnekliği son derece yüksektir. Son açıklanan konut satış istatistiklerinde önceki yıla göre %18,2'lik daralma ekonomik daralmaya karşılık konut sektörünün duyarlılığını bir kez daha göstermiş ve konut arz fazlalığını, stok artışını gündeme getirmiştir. Konut stoğu hakkında bilgi verebilmek için konut arz ve talep dengesine bakılmalı. Bu noktada konut stoğunu gösteren bir verinin olmadığı stok tespitini akım değişkenlerle yapmak gerektiğini belirtelim. Konut stoğu arzın talepten fazla olmasıyla ortaya çıkar. 2013 yılından bu yana arz talep göstergelerini TÜİK verilerinden bulmak mümkün. Konut arz miktarını ölçebileceğimiz iki temel ölçü var. Birisi yapı ruhsat belgesi, inşaata başlamak için alınan izin, bir diğeri de yapı kullanma izin belgesidir. İnşa edilen bina, daireye oturma belgesidir. Burada yapı ruhsatı alınan dairelerin yapımı belirli bir süre gerektirdiğinden arz olarak yapı kullanma, ikamet etme belgelerini esas almak daha sağlıklıdır. Yine ikamet amaçlı konutlar toplam binaların büyük bir kısmını kapsadığından otel, ofis, ticaret ve sanayi binaları, hastane, eğitim vesaire amaçlı binalar ayrımı yapılmamıştır. Konut talebi açısından da toplam satışlar yerine ilk konut satışları esas alınmalıdır. Bir de ikinci el konut satışı söz konusudur ki bu konutlar dinamik arz talep dengesiyle doğrudan ilgili değildir. Önce yapı ruhsatlarının gelişimine bakalım. 2013-2018 döneminde 2017 yılı 1.377.000 konut yapımı izniyle en yüksek düzeyde yapı ruhsatı alınan yıl olmuştur. Vergisel teşvikler etkili. Yine 2018 yılı 843.000 yapı ruhsatıyla son yılların en düşüğü olarak gerçekleşmiştir. Konut sektöründeki gerilemeyi göstermesi bakımından anlamlıdır. Arz talep dengesini sutoğu takip edebilmek için yapı kullanım isim belgelerinden ilk konut satışlarını çıkartıyoruz. 2013 yılında 726 bin adet konuta yapı kullanım ruhsatı alınmışken birinci el konut satış miktarı ise 529 bindir. Yani yaklaşık 197 bin konut sutoğu arz fazlalığı söz konusu olmuştur. Bu fazlalık %37 oranında bir konut stoğu çalışıldığı anlamına gelmektedir. 2014 yılında konut arzı fazlalığı ise 236 bin, %43,59 oranında stokla ya da arz fazlalığıyla yıl kapatılmış. En düşük stokla çalışma 2016 yılında %19,39 ile gerçekleşmiştir. Konut piyasasına yönelik vergisel teşvikler 2016 3. çeyreği ile 2017 3. çeyreği arası KDV ve tapu harcı indirimi arz ve talep arasındaki farkın birbirine yaklaşmasına ve söz konusu yılların nispeten düşük stokla çalışılmasına neden olmuştur. 2018 yılında da konut stok artışı devam etmiştir. 2013-2018 döneminde yıllık ortalama stok artışı %29,7, toplam stok ise 1 milyon 73 bin olmuştur. Hiçbir sektörün böylesine yüksek stok maliyetiyle ayakta kalması mümkün değildir. Stok birikiminin yüksekliği sektördeki firmaları finansal dalgalanmalara karşı daha hassas hale getirmiştir. İnşaat firmalarında yaygınlaşan iflasları, Concordato bu çalışma yapısıyla yüksek stok ilişkilendirmek gerekir. 2018 yılında yapı ruhsatlarındaki gerileme gelecek yıllarda konut arzının azalacağını göstermektedir. Yani kısa dönem konut fazlası oluşacak fakat uzun dönemde arz talep arasındaki fark tekrar kapanabilecektir. Finansal piyasalarda 2018'in 3. çeyreğinde yaşanan dalgalanmaların hane halkı beklentilerini bozması konut talebinin ertelenmesine yol açmıştır. Son açıklanan Şubat 2019 verilerinde görülen konut talebi deki gerileme konuta yönelik talebin temkinli davrandığını özellikle ipotekli konutlardaki hızlı düşüşün yüksek faiz oranları nedeniyle öncelikle inşaat sektörünü etkilediğini göstermektedir. Özetle konut sektörü özelinde inşaat sektörünün ekonomik konjöktüre yüksek duyarlılığı nedeniyle genel ekonomideki daralmaya nispeten daha yüksek daralma yaşandığı görülmektedir. Hane halkının konut satın alma, talep ve kiralama tercih üzerinde hem konut ve kira fiyatlarının hem de sosyal ve demografik özelliklerin etkili olduğunu söylemek mümkün. Sektördeki firmalar hiçbir sektörün kaldıramayacağı yükseklikte bir konut stoğu maliyeti yıllık ortalama %30'a yakın çalışmaktadır. Son 6 yılda sektörde 1 milyonun üzerinde konut stoğu birikmiştir. Bu stok fiyat kira oranının düşmesi ve ekonominin istikrar kazanmasıyla enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının makul düzeylere çekilmesi kur oynaklığının stabilize edilmesi gibi konut stoğu makul düzeylere çekilebilecektir. Açıkçası plansızlığın ve doğru projeksiyonlar yapılamayışın bedelini sektör çok ağır ödemektedir. <laughs>